Dün bir kıymetlimizi andık. Kıymetlimiz derken bir meslektaşımız, değerli bir meslektaşımız Metin Göktepe, Evrensel Gazetesi'nin muhabiriydi. O dönemde arkadaşları arasında da çok sevilen, çok başarılı bir gazeteciden söz ediyoruz. 8 Ocak 1996 günü katledildi Metin Göktepe. Polis şiddetiyle katledildi. Polisler tarafından dövülerek ve işkence edilerek öldürüldü. Evet, altını çizerek söylüyorum. Devletin polis memurları tarafından dövülerek ve işkence edilerek öldürülen bir değerli meslektaşımız Metin Göktepe. 8 Ocak 1996 günü İstanbul'da Eyüp ilçesinde bir cenaze töreni var. O cenaze töreni göz altında ölen iki kişinin cenaze törenleri. Belli bir siyasi hareketin mensupları ve oraya çok yoğun bir katılım olmuş ve cenaze törenine polis saldırıyor ve orada 1000 kişiyi yakınlardaki bir spor salonuna götürerek gözaltına alıyor. Çok yoğun bir şiddet kullanımı ortamı var ve o sırada Metin Göktepe ben gazeteciyim, bana vurmayın, beni almayın şeklinde avaz avaz bağırmasına rağmen, sürekli uyarmasına rağmen yere yatırıp tekmelerle, yumruklarla, coplarla döve döve Metin Göktepe'yi öldürdüler. Evet, 8 Ocak 1996 İstanbul'da bir gazetecinin polisler tarafından döve döve öldürülmesinin yıl dönümüydü. Ekranda izlediğiniz fotoğrafta değerli annesi Fadime Göktepe. 27 yıldır evlat acısıyla her yıl yıl dönümünde o mezarın başına gidiyor. Dün de işte orada mezarının başında bir anma töreni düzenlendi. Fadime Göktepe yine evladına sarılır gibi mezar taşına sarıldı. Metin Göktepe katledildi fotoğrafıyla birlikte yine o kırmızı karanfillerle her yıl verdiği pozu verdi Fadime Ana. Fadime Ana'nın acısı hiçbir şekilde dinmeyecek. Nereye kadar? Bu ülkede devlet vatandaşına ve gazetecilere böyle davranmayacak bir duruma gelene kadar. Çünkü görüyoruz hala gösterilerde, basın açıklamalarında, mitinglerde, yürüyüşlerde, basın toplantılarında, orada burada gazeteciler adeta düşman gibi saldırıya uğruyor. Bizim muhabirlerimiz kaç kere burada canlı yayında sizlerle paylaştı. Olay gerçekleşirken anlattık ve buradan feryadımızı dile getirdik. Basın mensuplarına, muhabir arkadaşlarımıza, kameraman arkadaşlarımıza aynı Metin Göktepe'ye yaptıklarını yapmaya çalıştılar. İtme, kalkma, kalkanla, copla, vurma, küfür etme. Metin Göktepe'yi de aynı o şekilde sürükleye sürükleye götürüyorlar. Orada spor salonunda işte kelepçelemeye çalışıyorlar. Çocukcağız kendini saatlerce anlatmaya çalışıyor. Vurmayın, gözlerim karardı, göremiyorum, midem bulanıyor diyor. Belli ki beyin travması geçiriyor o sırada. Fakat döve döve işkenceyle öldürdüler o çocuğu. 27. ölüm yıl dönümünde Metin Göktepe'yi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ve basının haber alma ve toplumu bilgilendirme, haber verme hakkına menfur bir saldırı olarak ve çok ciddi bir insan hakları ihlali olarak da Türkiye'nin hem toplumsal tarihine hem de medya tarihine, basın tarihine kapkara bir leke olarak geçecektir. Şu annenin acısını Türkiye'de dindirebilmek için adaletin yerine gelmesi ve bu tür saldırılara katılan her kim olursa, polis memuru, komiser, amir, her kimse hangi kademede olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etmek bizim hakkımız. Nitekim hatırlayın o dava şehir şehir dolaştırıldı, o yargılama, Metin Göktepe'nin katillerinin yargılandığı dava. Sonunda 3 yıllık, 5 yıllık, 7 yıllık cezalarla kurtuldular. Belki de çoğu şimdi dışarıdadır. Temizden döndü, bilmem ne oldu, cezalar hafifletildi, tekrardan verildi filan. Tamam, ceza aldılar bir takım sorumlular ama yani bir cinayetin gerektirdiği ölçüde o boyutta ceza almadılar. Dileyelim bundan sonra bu olaylar tekrarlanmasın. Ruhun şad olsun sevgili Metin. Seni hiçbir zaman unutmayacağız ve bu konuda yani basın mensuplarına ve toplumsal olaylarda halka yapılan muamele Türkiye'de demokratik standartlara gelene kadar da bu konuda sesimiz asla durmayacak ve sürekli olarak bu konuyu hatırlatmaya devam edeceğiz.